Merhaba sevgili izleyiciler. Dinin hem dünyada hem ahirette insanlara saadet, mutluluk bahşeden boyutunu daima dikkate almak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü insanlar genellikle dinin uhrevi sonuçları itibarıyla düşünmeye çalışıyorlar. Halbuki din evvel emirde yaşadığımız şu dünya hayatında, kişisel hayatımızda, aile hayatımızda, toplum hayatımızda bize yol gösteren, ilahi rehberliğe dayanan, bizi mutlu eden, bizi huzurlu eden esaslar bütünüdür. O yüzden dinin dareyn saadeti kazandırdığını hiç unutmamak lazım. Eğer biz hem dine kendimizi yakın hissediyor hem de dünyada tırnak içinde mutluluğu arıyorsak, huzursuz hissediyorsak kendimizi, bence dini anlayışımızda ciddi bir problem var demektir. Çünkü din tanımı gereği, kaynağı gereği, mahiyeti gereği ebedi saadeti insana kazandıracak olmaktan başka dünya hayatında da mutluluk veriyor, saadet veriyor, huzur veriyor, güven veriyor. Bu boyutu asla ihmal etmemek lazım. Bundan dolayıdır ki dinin dünya saadetiyle ilgili ya da hem dünya hem ahiret saadetiyle ilgili boyutunu ifade etmek üzere Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç ve çok sayıda kelime kullanılır. Bunlardan birisi hasene kelimesidir ya da kavramıdır. Bir diğeri felah kelimesi ya da kavramıdır. Bir diğeri hayır kelimesi ya da kavramıdır. Bir diğeri nimet kelimesi ya da kavramıdır. Listeyi uzatmak gerekmez. Şunu demeye çalışıyor. Bütün bu kavramlarla Yüce Rabbimiz bize dünya hayatında da biz onun mesajlarına kulak verdiğimizde, onun mesajlarını hayatımıza taşıdığımızda mutlu olacağımızı, huzurla dolacağımızı ifade ediyor. İşte bu kelimelerden birisi olan ya da kavramlardan da diyebiliriz. Çünkü kavramlaşmıştır bu kelime. Hasene üzerine biraz yoğunlaşmak istiyorum. Şimdi hasene Kur'an-ı Kerim'de çok geçen kavramlardan birisi. Kelime anlamı itibariyle güzellik, hayır, mutluluk, nimet, iyilik, saadet gibi kelimelerle karşılanıyor mana itibarıyla. Ama bir Kur'an kavramı olarak saadet, düzeltiyorum, hasene, insanları hem dünyada hem ahirette güzelliğe ulaştıran, hayra ve huzura ulaştıran anlamları içeriyor. Şimdi her zaman yaptığımız bir dua var. İsterseniz onu hatırlayalım. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın çok sıklıkla yaptığını bildiğimiz, bize tavsiye eden, bu tavsiye doğrultusunda da ümmetin hayatını taşıdığı bir dua. Aslında bir Kur'an ayeti bu. Bakara suresinin 201. ayeti. Ne diyoruz bu duada? Hepimiz ezberleriz daha küçük yaşlarda ezberlediğimiz, sıklıkla okuduğumuz dualardan birisidir bu. Rabbena etina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azabendir. Ey Rabbimiz, bize dünyada hasene ihsan eyle, güzellik ihsan eyle, hayır ve huzur ihsan eyle, ahirette hasene ihsan eyle, saadet ihsan eyle, cennet ihsan eyle, ve kina azabendir ve bizi azabından koru. Bakınız, bu duada doğrudan doğruya dünya hayatında da biz Allah'tan hasene istiyoruz, iyilik ve hayır istiyoruz. Çünkü biz dünyamızı tırnak içinde Kur'an'a göre imar etmeden ahiretimizi kazanamayız. Dünyada imanın cenneti bir hüviyet ve hususiyet taşıdığını hissetmeden uhrevi cennete ulaşamayız. İmanın kendisinde, yüzünde cenneti bir hasret vardır. Bir insan eğer imanı gerçekten içselleştirmişse, kendi den ve damarlarına yediştirmişse, kuvvelerine ve latifelerine aktarmışsa, içirmişse eğer, güveni duyar, huzur hisseder, dünyada ruhen mutlu olmaya başlar.
bu insanın dünyada hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacağı anlamına gelmez. Elbette dünya hayatı imtihan dünyasıdır. Sıkıntılar olacak, dertler olacak, hastalıklar olacak. Bu Allah'ın bizi imtihan etme keyfiyetidir. Kur'an'da da bunlar anlatılıyor. Ve bu insanın gelişmesine, terakkisine de vesiledir. Ama bütün bunlara rağmen ve bütün bunların üstünde olarak ve bütün bunları doğru okumaya bize yardımcı olarak hasene tabirimiz var. Yani biz bunları imanla değerlendirdiğimizde huzur bulabiliriz, mutlu olabiliriz. O hasene bize, yani o güzellik dünya hayatında bize iç ve dış sürur ve sevinci kazandırabilir ve kazandırmalı. Peki kazanıyor muyuz? Ben bu tür soruları kendime sorduğum zaman şöyle diyorum. Ne kadar hissediyorsak o kadar kazanıyoruz. Ne kadar gerçek anlamda imanımız varsa o oranda güveni, imanın verdiği güveni hissediyoruz. Ne kadar biz İslam'ı içselleştiriyorsak o oranda biz İslam'ın dünyadaki huzur ve saadet boyutunu fark edebiliyoruz. Eğer din anlayışımız sorunlu ise ve dini içselleştirmede problemimiz varsa, biz din diye, dine dair bazı bilgileri anlıyorsak eğer, biz yüceysel kalırız. Eğer imanın hakkaniyeti, ibadetin güzelliği, ihlasın özü bizim ruhumuza, duygularımıza içirilmemişse elbette biz sıkıntılardan kurtulamayız ruhi olarak, manevi olarak, stresten geçemeyiz. Ama gerçek mümin stres yaşamaz. Şu anlamda yaşamaz. Hayatın sıkıntılarına karşı Allah'a imanla, kadere imanla, Allah'ın takdirine imanla bunları aşar, bunların altında kalmaz. Bunları üstüne çıkar tabiri caizse. Bunları kuşatan bir tavır sergiler. Şimdi daha fazla uzatmayacağım. Bu Bakara suresinin 201. ayetini sıklıkla okuyoruz. Okumaya devam etmeniz. Burada bir husus daha var. Şimdi dua, bu ayet aslında bir dua ayet. Diyoruz ki ey Rabbimiz bize dünyada hasene ver, ahirette hasene ver, azabından kurtar. Peki bu dua ayeti bize aynı zamanda neyi veriyor? Duanın ifade ve ihtiva ettiği anlamlara uygun bir davranış yapmaya bizi kamçılıyor. Bizi teşvik ediyor. Yani duanın zaten dua olması bununla alakalıdır. Dua dediğimiz olay dille söylenen bir istek değil, insanın bütün varlığıyla, bütün duygularıyla talepkarlığıdır. Eğer biz bütün duygularımızla Allah'tan ya Rabbi, ya Rabbimiz bize dünyada hasene ver diyorsak, bunu demiş olmak bizim zihin dünyamızda, duygu dünyamızda, eylem amel dünyamızda ciddi pozitif gelişmelere yol açar. Yani bir taraftan biz Allah'a ey Rabbimiz bize dünyada hasene ver, ahiret hasene ver diyeceğiz. Bir taraftan da seyyiat peşinde olacağız. Kötülük peşinde olacağız. Bu olamaz. İki zıt bir araya gelmez. Meşhur kaidedir. Dolayısıyla eğer biz bu duada ifadesini bulduğu üzere Allah'tan hasene istiyorsak, yani güzellik istiyorsak dünyada da, bunu samimi olarak dile getiriyorsak eğer, bu samimi dile getirişimiz bizim duygularımıza yansır, ameli hayatımıza yansır, bireysel hayatımıza yansır, aile hayatımıza yansır ve hayatımızı kaplayan, kuşatan, saran bir güzelliğe bizi taşır. Şimdi buradan başka bir noktaya da geçmek istiyorum. Hasene kelimesinin zıttı seyyiedir. Seyyiye kötülük, günah gibi anlamlara geliyor. Ve Kur'an'da yine bir başka ayete atış yapacağım bu vesileyle. Hem hasenenin geçtiği hem de bunun karşıtı olan seyyiyenin geçtiği bir ayete. Bu da çok meşhur ayetlerden birisidir. Çokça gündeme gelen, getirilen ayetlerden birisi. Nisa suresinin 79. ayeti. Nedir ayet? Me esabeke min hasenetin hemin Allah. Ve me esabeke min seyyiyetin hemin nefsik. Rabbimiz diyor ki bu ayet. Sana gelen, sana dokunan hasene, güzellik Allah'tandır. Diğer taraftan sana gelen, sana dokunan kötülük senin kendindendir.
nefsindendir. Peki bu ayet bize ne diyor, hangi mesajı ya da mesajları veriyor diye düşündüğümüzde, ben kendi adıma söylüyorum, düşündüğümde gerçekten çok geniş bir tefekkür alanının önüme açıldığını fark ediyorum. Evvelemede şunu anlıyorum bu ayette. İyiliğin kaynağı Allah'tır. Bütün hayırlar elinde bulunan ancak Allah'tır. Bihi'l hayr yalnız O'dur. Peki bize bakan yön nedir? Bize bakan boyutu ondan talepte bulunmaktır. İstekte bulunmaktır. Dua etmektir. Nasıl? Dilimizle, halimizle, duygumuzla, amellerimizle, fiiliyatımızla ondan talep etmektir. Talep ettiğimiz zaman hayrı veren O'dur. Haseni veren O'dur. Verecek olan O'dur. Çünkü O bütün hayırlar elinde olandır. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehül mülk ve lehül hamd. Yuhyi ve yumid. Ve vahayun la yamut. Biyedihil hayır. Ne demek biyedihil hayır? Bu demek hayırlar onun elinde. Hayırlar onun elindeyse ben ne yapacağım o zaman? Hayıra muhtaç birisi olarak ondan hayır isteyeceğim. Hasene isteyeceğim. İman isteyeceğim. Huzur isteyeceğim. Saadet isteyeceğim. Nasıl isteyeceğim? Dilimle, kalbimle, duygularımla, bunun gerektirdiği davranışları kuşanarak isteyeceğim. İşte o zaman Allah bize o hayrı bahşedecektir. Çünkü Allah verendir, vermeyi sevendir, vermek isteyendir, vermek için insanda isteme duygusunu verendir. Dolayısıyla bu ayet buna dikkat çekiyor diye anlıyorum. Peki kötülükler nereden kaynaklanıyor? Kötülükler kendimizden, bizden kaynaklanıyor. Sana dokunan kötülük sendendir, nefsindendir diyor. Ne demek bu? Yani onu tercih eden sensin. Kötülüğe meyleden sensin. Kötülüğü irade eden sensin. Kötülüğe yönelen sensin. Peki bu ayet başka ne diyor bana? Diyor ki eğer sen iyilik üzere olmak istiyorsan iradeni seyyiyeye yani kötülüğe yani fenalığa sevk etme ya da sarf etme. Ya Allah'ın verdiği iradeyi hayra sarf et. Allah sana madem böyle bir seçme özelliği, irade özelliği verdi, bu özellikle iyiliği, hayır, güzelliği tercih et diyor. Bu ayetin çok daha ince, dikkat çekici mesajları var diye anlıyorum. Fakat buradan bir ayet daha geçmek istiyorum. Hasene kelimesiyle ilgili olarak. Bu da yine çok kısa ve çok meşhur zaman zaman gündeme getirilen ayetlerden birisidir. Bu da Hud suresinin 114. ayet. Ne diyor Rabbimiz bu ayet? İnnel hasenat yuzhibne seyyiat. Hiç şüphe yok ki güzellikler, hayırlar, haseneler çirkinlikleri, kötülükleri, günahları siler. Bu da seyyi kötülük olarak da anlayabiliriz. Allah olarak da düzeltiyorum. Kötülük olarak da anlayabiliriz. Seyyiyi Allah'a karşı günahımız olarak da anlayabiliriz. Her iki anlamda da bunu silen daha bir caizse bir iksir, bir temizleyici nedir? Hasenedir. Şimdi ben birey olarak Allah'ın şu dünyada yaşattığı bir insan olarak arkadaşlarıma, çevreme, ondan sonra aile bireylerime, bir işte çalışıyorsam, işçilik arkadaşlarıma zaman zaman yanlışım, çirkinliğim dokunabilir, olabilir. Allah'a karşı onun emir ve hükümlerine karşı taşıdığım zaaflarım olabilir, günahlarım olabilir. Ayet diyor ki böyle bir şey yapmamaya çalış ama yapmışsan eğer her şey bitmiştir deme. Yani yap, hemen bir iyilik yap. Allah'a karşı günahın, yanlışın, seyyen olduysa istiğfar et. Sevap işte ki Allah o günahı silsin, affetsin ve silsin. Başka bir ayet de var. Hatta günahı Allah silmekten başka sevapla da değiştiriyor. O da işin ayrı bir tarafı. Peki insanlara karşı ben hata işlersem, iş arkadaşlarıma karşı, aile bireylerime karşı aslında seyyiye işlersem düzeltiyorum. Yanlışlık yaparsam ne yapacağım? Özür dilemem lazım. Fenalık yaptığım bir insana karşı iyilik yapmaya çalışmam lazım.
onun gönlünü almaya çalışman lazım. Eğer bunu yaparsam eğer o kişiden benim yaptığım bu iyiliklere karşı vaktiyle benim yaptığım bir fenalığı, bir zaafı örter, bağışlar, olumlu bir tutum sergiler. Şimdi sözü şöyle toparlayalım. Din bize hem dünyada saadet hem ahirette saadet kazandırır. Bunu Allah'tan bizim istememiz icap eder. Bu anlamda Kur'an'da kullanılan kelimelerden birisi de hasene kelimesidir. Hasene iyi, yani güzelliği ve hayrı hem dünya hayatımız için istemeliyiz hem ahiret için istemeliyiz. Bunu istemenin yolu dille talepkarlıktan ibaret olmayıp aynı zamanda yaşayışımızla, hissiyatımızla, eylemlerimizle ve amellerimizle bunu kuşanmak ve ortaya koymaktır. Bunu yaptığımız takdirde hiç şüphe yok ki Allah bizi dünyada da huzurlu kılar. Allah'a karşı günahlarımız varsa hasene işlediğimiz zaman, aff dilediğimiz zaman Allah onları affeder, giderir. Az evvel kayıtını ifade ediyorum. İnsanlara karşı kusurumuz, nezaketsizliğimiz, bir zaafımız olmuşsa vaktiyle hemen peşine iyilik yaparsak, özür dilersek, onun yerine onun gönlünü alacak, o yanlışlığımız yerine o kişinin gönlünü alacak güzellikleri ortaya koyarsak eğer, o da bizi bağışlar. Kalbimiz temiz olur, iç dünyamız temiz olur. İnsanlarla uyum içinde yaşarız. Rabbimizle barışık yaşarız. Şunu unutmamak lazım ki huzur ya da saadet dediğimiz kavram İslam'da çok yönlü bir mahiyet taşır ve evvela insanın kendisiyle barışık olmasını gerektirir. Yahut evvela Allah ile yaratıcıyla barışık olmasını gerektirir. Bu iman ve ibadet sağlanır. Çevresiyle barışık olmasını gerektirir. Diğer insanlarla barışık olmasını gerektirir. Bütün bunlar gerçekleştiğinde insan dünyada da İslam'ın özünde taşıdığı selameti, saadeti, huzuru, güveni ve sevinci hisseder. Allah bizi ziyadesiyle bu özelliklerle donatsın diye dua ediyoruz.